Cümleten merhaba arkadaşlar. Kırklareli, Süloğlu geçtikten sonraki Çeşmeköy'ü biraz geçtikten sonra yaklaşık Çeşmeköy'den 3 km ileride Avrupa Ceviz Fidanlığı'na yapmış olduğumuz çadırımız 12 çarpı 50 metre uzunluğunda üçgen yaraval makaslı, kesinlikle kar durmayan sistem. Yanlarda 10 adet sağda, 10 adet solda şurada görmüş olduğumuz şeffaf pencereler. Üzerinde şeffaf mahyalarımız mevcut. Şöyle çadırın içerisine yavaş yavaş girelim arkadaşlar. Önde bir adet 2.75'e 3 metre yüksekliğinde traktör girecek şekilde bir kapı. O kapımızın içinde yine böyle küçük bir servis kapımız. Bu çadırda beton uygulaması yapıldı arkadaşlar. Burası küçük baş ahır olduğu için orta saha toprak olacak. Bu şekilde beton uygulaması yapıldıktan sonra arkadaşlarım betonun kot farkına kadar dışarıdan, içeriden değil, dışarıdan kot farkına kadar toprak dolgu işlemi yapılması lazım ki çadırın eteği toprağın üzerine serilsin, tekrar toprak atılsın. Çadırımızın kutu profili 30x50 ebatında, makas arası 2 metre, örümeleri 50 santimde bir. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu şekilde çadır içerisine şu anda akşam saati 5 gibi gün batımı, görmüş olduğumuz gün ışınları içeriye vurmakta. Biraz sonra şeffaf malzeme takıldığı zaman o gün ışını şu şekilde içeriye dışarıdan gelen zararlı gün ışınlarını değil de faydalı gün ışınlarını kırarak görevini yapacak. Yine yukarıda öğle saatlerinde tam bu ortaya düşen parlaklık daha aydınlık oluyor. Gündüz vakitlerinde ahır içerisinde elektrik lambası, projektör gibi malzeme yakmanıza gerek yok. Gayet aydınlık olduğu için bu gün ışınlarının kuzu büyütümünde, damızlık hayvan yetiştiriciliğinde, bu tavuk olsun, büyükbaş olsun, küçükbaş olsun çok önemli bir etken. Bunu çevrenizdeki ilçelerdeki tarım ile uğraşan arkadaşlara sorabilirsiniz ve veteriner hekimlerinize sorabilirsiniz. İçerinin aydınlık olması gayet güzel arkadaşlar. Bir taraftan pencerelerimiz açılıyor. Bu ahırın içerisinde ne kadar güzel havalandırma olursa o kadar güzel hayvanların performansı üst düzey olur. Hayvanlarda performansı yükseltmek amaçlı 5 önemli etken benim bildiğim, savunduğum, üzerinde titizlikle durduğum: hava, su, yem. Hava olmadığı sürece arkadaşlar istediğiniz kalite yemle, istediğiniz kalite kaba yemle, kesif yemle beslerseniz besleyin. Sağlıklı bir ortam olmadığı için hayvanlarınız ölüm, hastalık, ishal gibi durumlarla karşı karşıya gelir arkadaşlar. Yine bu tarafta da 3 metreye 2.75 genişliğinde kabinli traktör girecek şekilde bir kapımız mevcut. Burası biraz uçurum. Bu uçurumu dolduracaklar. Kepçeyle toprak harfiyet yığılacak. Ondan sonra da hayvanların çıkış yeri olacak. Şimdi çadırın beton ayaklarının geldiği yere, dışarıdan kot farkı olan yere toprak atılma işlemi şu brandanın üstündeki toprak değil. Çadır kurulmadan önce şurada bir beton vardır arkadaşlar, bak. Betonun yüksekliği yaklaşık yerden 40-50 santim. Bu köşeye biraz sonra dolgu yapılacak. Ondan sonra bu etek altına serilecek. Çadır kurulu kurulmaz hemen topraklama işlemi yapılması lazım. Topraklama işlemi yapılacak ki bu pencere yerleri gergin bir şekilde açılacak. Ondan sonra vidalama işlemi yapılacak. Buna dikkat edin arkadaşlar. Bizden çadır alın, almayın ama bir çadır ürün yaptırmak istiyorsanız özellikle çadır ürününüz gelmeden önce sahaya toprak malzemesini, belki sahanızı bilmiyoruz şu anda, toprak malzemesini çadırcınız gelmeden önce hazır tutarsınız. Belki çadır kurulduğu gün kepçe bulamaz iseniz, zamanında buraya toprağı yığılı tuttuğunuz zaman çadırın eteğine toprağı atmak gayet kolay ve çabuk olur. Çünkü çadırların topraklanması bir an önce kapatılması lazım ki
rüzgarlı havalarda bu çadır toprağa atılmazsa darmadağın olur. Yani tutma şansınız kalmaz. Güç, kuvvet yetmez. Şu anda dışarıdan ustamız bir taraftan kuş girmez telleri var. Onu söylemeyi unuttum. Ustamız kuş girmez telini montajlıyor. Aynı zamanda oradaki yukarıdaki mahyaların altında da kuş girmez telimiz mevcut arkadaşlar. İsa Usta kolay gelsin. Kuş girmezler mi takıyorsun? Kolay gelsin. Tah bağlım kuş girmezlere. Şu şekilde 1 santimetre kareye 1 santimetre kare gayet geniş. Bakın bazı arkadaşlarımız soruyor. İşte toz içerideki ahır içerisindeki toz gübürü bunu kapatır mı diye. Kesinlikle kapatma şansı yok arkadaşlarım. Bu sineklik değil. Bu dışarıdaki yabani kuşların içeriye girip içerideki hayvan oluklarındaki yemleri yemek isteyip sonra da zamanla içeriye tüneyip yuva yapmalarını engellemek amaçlı. Hayvanseverler bazen tepki gösteriyor. Ben de diyorum ki dışarıya güzel kuş yuvaları yapın. Yerlerine yemlerini koyun, suluklarını koyun. Onların yeri de ayrı olsun. Biz onları kıskandığımızda veyahut da sevmediğimizden değil arkadaşlar. Çünkü onların dışkıları küçük baş olsun, büyük baş olsun, tavuk kümesi olsun bu hayvanların ölümüne sebep veriyor. Sonuçta ikisi de hayvan. Bu şekilde bir önlem almayı biz bu işte çare bulduk. Zaten sistemimizin adı çare model. Aydınlık yapısıyla, makaslı yapısıyla, şeffaf mahya ve şeffaf pencere yapısıyla hayvanların da bol havaya ihtiyacı olduğundan dolayı bu sistemimizin adı çare model. Hayırlı günler dilerim. Bizi izleyip ve takip ettiğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.